Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizleri Boş'un yeni nesil seri 4 SMS 4IKW 51T kodlu Wi-Fi'li uzaktan çalıştırılabilen bulaşma makinesini tanıtacağım. Öncelikle en soldaki düğmeden cihazımızı açıyoruz. Yanıp sönen dijital ekranın sol tarafında programlarımız var. Sağ tarafında da ekstra fonksiyonlar var. Sırasıyla önce soldaki programları anlatayım ben sizlere. Echo 50 programı, ki şu an makine Echo 50 programında yaklaşık 4 saat 55 dakika sürüyor. Yani 5 saate yakın bir program sürüyor. Günlük bulaşıklarınızı burada yıkamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü en az enerjiyi burada harcıyor makine. Özellikle akşamüstü yemek yedik, çayımızı kahvemizi içtik deyip gece yatmadan önce çalıştırabilirsiniz. Hem de bu 5 saatlik süreyi de değerlendirmiş olursunuz. Bu sayede makine hem bulaşıklarınızı yıkar hem de daha az enerji harcar. Hemen yanındaki 70 derecelik programı seçtiğim zaman da yıkama süresi 2 saat 15 dakika olarak karşımıza çıkıyor. Çok yağlı tava tencere türü bulaşıklarınız varsa biz bu tür bulaşıklarınızı burada yıkamanızı tavsiye ediyoruz. En çok enerjiyi de makine bu programda harcayacaktır. Bunu da size bilgi olarak vermek istedim. Bir saatlik kısa bir yıkamamız var. Acil bir işiniz varsa, bir an önce yıkamasını istiyorsanız bu programı seçebilirsiniz ama bu programda ekonomik programa göre daha fazla enerji harcıyor arkadaşlar. Çünkü daha kısa sürede aynı performans vermesini istiyoruz makineden. Sonuçta bunun da bir maliyeti oluyor. Yani makine bu programda daha fazla su ve daha fazla enerji harcamış oluyor. 29 dakikalık hızlı yıkama. Sizin makinenizde bu program 45 dakika olarak çıkıyor olabilir. Paratıcı koyduğunuz zaman süre düşebiliyor. Bu da genellikle raflardaki tozlu bardak kaselerin tozunu aldırmak için, kahvaltı türü çok fazla kirli olmayan bulaşıklar için kullanılacak bir program olarak düşünebilirsiniz. Favori, arkadaşlar aslında bu program değil. Bu en çok kullandığınız programı hafızaya alıyorsunuz. Mesela ben en çok diyelim ki Echo 50'yi kullanıyorum. Bunu hafızaya almak için de favori tuşuna 1, 2, 3 saniye basıltıyorum. Ve bu programı hafızaya almış oluyorum. Buradaki amaç şu. Mesela şu an cihaz çalışmıyor. Ben seçtim. Favori'ye bastım. Start'a basıyorum ve çalıştırıyorum. Mesela siz evde yoksunuz. Bazen bizler evde olmadığımız zaman işte yaşlı annelerimiz olur ya da evi temizliğe gelen kadınlar olur. Bunların da makineyi çok fazla kurcalamasını istemezsiniz. Dersiniz ki aç, power tuşuna bas, start'a bas, çalışsın. Bu yeterli olacaktır. Sağ tarafta ise bazı ekstra özellikler var. Mesela nedir bunlar? Bu saat işaretinin anlamı zaman ertelemedir. Diyorsunuz ki makineye, mesela buna bastığım zaman H05'e getirirsem ve start'a basarsam cihaz 5 saat boyunca sabit çalışmadan kalıyor. 5. saatin sonunda makine çalışmaya başlıyor. Yani makine diyorsunuz ki bu kadar saat sonra çalış. 24 saate kadar erteleme yapabiliyoruz. Hemen yanındaki Wi-Fi işareti, bunu daha sonra anlatacağım. Buradan çünkü internete bağlanabiliyor. Normal şartlarda yetkili servis evinize geldiği zaman istediğiniz takdirde cihazınızı, tabletinizi ya da akıllı telefonunuzdan çalıştırılabilecek düzeye getirebiliyor. Bunun için evinizde Wi-Fi olması yeterli olacaktır. Ama bu farklı bir durum. Bu videomuzda bunu göstermeyeceğim. Ama şu bilginiz olsun. Montaj anında bu ürün İnternete bağlanması bile montajdan sonraki ilk 3 ay içinde ücretsiz servis tarafından cep telefonunuz ya da tabletiniz Wi-Fi uzaktan erişime açılabiliyor. Bilginiz olsun. 1/2 her iki sepete bulaşık koyduk ama bulaşık az ise basabiliyorsunuz. Süreyi ve azaltıyor. Bu sayede daha su harcıyor, daha az enerji harcıyor. Biberon artının anlamı
makine kurutma süresini uzatır. Daha hijyenik bir kurutma yapar. Özellikle bebek eşyaları için son yıkama sıcaklığını birkaç derecede artırıp mikropları öldürür. Machine Care temizlik programıdır arkadaşlar. Makinenizin zaman zaman Machine Care programıyla boşta çalıştırıp içini temizletebilirsiniz. Tabii bunun için yetkili servisten boşun kendi temizlik maddenizi almanızı tavsiye ederim. Ne yapıyoruz? Bu tuşa basıyoruz. Ardından start'a basıyoruz. İçinde bulaşık yokken bu işlemi yapıyoruz. Normal şartlarda programlar bunlar. Şimdi sizlere bulaşık makinesinin içiyle ilgili bazı temel bilgiler vermek istiyorum. Alt sepeti çektiğimiz zaman burada bir filtre var. Bu filtre normalde şu şekilde durur. Siz bunu sola doğru çevirip yerinden çıkartıyorsunuz ve ayda bir kez bu filtreyi temizlemeniz gerekiyor. Yalnız bu filtre takarken genellikle şu şekilde bir hata yapılıyor. Yerine konulup bırakılıyor. Mutlaka ve mutlaka kilitlenmesi gerekiyor bu şekilde. Bu iki ok birbirine baktığı zaman yerinden çıkmaz. Bunu mutlaka kilitleyin. Tuzu buraya koyuyorsunuz. Ama üçü bir arada kullandığınız sürece tuz kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Eğer sularınız çok kireçli değilse. Tuzu buraya koyduktan sonra kapağını kapatıyoruz. Alt viskiyi çektiğiniz zaman çıkabiliyor. Zaman zaman bunun delikleri tıkanabilir. Bunları sizin temizlemeniz gerekir. Alt sepete genellikle büyük olan tava tencere türü bulaştığınızı koyuyorsunuz. Metal kaşıklığımız var burada. Hem sola hem sağa gidebiliyor. Yukarıya da genellikle tabak, kase, bardak onları yerleştiriyorsunuz. Şu gördüğünüz üzere tablet düşüyor. O yüzden buraya kokudur, limondur, çay kaşığıdır koymayınız. Bize denk geliyor çünkü bayanlar koyuyor. O yüzden buna dikkat edin. Bir de kokuları eğer buralara asıyorsanız şuralara fiskiye çevirdiğinizde takılmaması lazım. Ona dikkat edin. Hemen burada tablet yeri var. Tableti buraya koyuyorsunuz ama şartlarda buradan kapatıp kapağı açmasını bekleyeceksiniz. Kapağı kendi açıyor çünkü. Şuraya basarsanız da siz de açabilirsiniz. Parlatıcı da buraya koyuyorsunuz. İlk seferde ağzına kadar doldurabilirsiniz. Doldurduktan sonra kapatıyorsunuz. Hem parlatıcının hem de tuzun ön tarafta uyarı ışığı vardır. Bu ışıklar yandığında ilave etmeniz gerekir. Makine hakkında detaylı bilgi verdiğimi düşünüyorum. Sizler de bu makineyi kullanıyorsanız ve kafanıza bazı şeyler takılıyorsa yorumlar kısmında belirtirseniz sizlere yardımcı olabilirim.